Sevgili arkadaşlar, 8. sınıf öğrencisi şimdi ne yapmalı? Videomuzun ismi bu. 8. sınıf öğrencileri son TEOG sınavının kaldırılmasından sonra gerçekten bir boşluğa düştü. Bunu çözmek, toparlanmak gerekiyor. Önümüzde uzun bir, Haziran'a kadar uzun bir zaman var. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı Haziran'da da sınav yaparsa, hocam tamam kebap, sınav yaklaşınca çalışırız, bu işi çözeriz diyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın, size birkaç tane uyarıda bulunayım. Öncelikle okul sınavlarınızı kale alın ve birinci okul sınavlarına iyi hazırlanın. Yeni kurguya göre merkezi bir sınav olacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav soruları gelecek ve o sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacak. Okullarımızda yapılan yazılı sınavlarının, notların kıymetli olduğunu, artık önemli olduğunu, zaten eskiden de önemliydi, önemli olduğunu biliyorsunuz. Onun için okula çok asılmanız lazım. Bunun yanında mümkün olduğu kadar konuları iyi öğrenip hala elinizde bulunan soru bankalarını tüketmeniz lazım. Hatta TEOG bir denemesi aldıysanız onları da bence çözün arkadaşlar. Size çok şey kazandıracaktır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yılı içine alan kitaplarınız olsun. TEOG 1, TEOG 2 diye kitaplar var ya, biliyorsunuz. Şimdi artık çalışırken kitaplara bir yıllık kitaplar almaya çalışın. Kitaplarınızın içinde, seçtiğiniz kitapların içinde yazılı soruları olan kitapları inceleyin, onları almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü artık biraz olay bu şekilde dönüşmeye başladı. Yani ne oldu? Tamam, çoktan seçmeli sınav yine olacak. Yine soruların içinde A, B, C, D'li sorularımız da çok olacak. Ama yazılı sınavlara artık kendinizi alıştırın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. TEOG 1'in konularının hepsini bitirdiler. Onlar da şimdi bir anda böyle böyle hızlı hızlı koşarken bir anda ne oldu dediler, biliyorsunuz. Şimdi o arkadaşlar da bence devam etsinler. TEOG 1 konuları bittiyse TEOG 2 konularına devam edin arkadaşlar. Çünkü müfredattan gelecek, Haziran ayında yapılacak bir sınavda yine müfredattan gelecek, biliyorsunuz. Okul sınavları 3 tane oluyor ya, benim mesela matematikte 3 tane oluyor. Bazı derslerde 2 tane oluyor. O okul sınavlarının hakkını vererek çok yüksek netler yapmaya çalışın. O da önemli. Bunun yanında da arkadaşlar, mümkün olduğu kadar, bakın artık YouTube'da çok fazla video var dersle ilgili. Bir sürü arkadaş da video yapmaya başladı. Eskiden 1-2 tane kanal vardı. Şimdi artık çok fazla kanal var. Bu işe gerçekten doğru düzgün emek veren ve donanımlı arkadaşların kurdukları kanalları takip edin. Onlardan ders çalışın arkadaşlar. Size çok fazla geri dönüşü olacaktır. Onu söyleyeyim. Ciddi ciddi çalışan çok iyi kanallar var. Şimdi bir ara belki öyle bir video da çekeriz. Ben çok hakkaniyetli bir adamımdır. Yani kendi kanalım, yani ilerlesin diye sadece kendi kanalımı söylemem. Yani değerli ve iyi olan bütün kanallardan bahsederiz, biliyorsunuz. Çok değerli arkadaşlar var, emek harcayan. Bazılarını tanıyoruz da zaten. Bu YouTuber'lar sayesinde tanıyoruz bazılarını. Arkadaşlar, artık teknoloji çok gelişti ve elinizin altında, dersi evinizde, çayınızı yudumlarken en kaliteli hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Nerede olursanız olun. Ya da ne bileyim, otobüste giderken tıklım tıkış cep telefonunu açıyorsun. Açıyorsun bir video. Seyredebiliyorsun. Yani çok büyük bir olanak bu. Her yerde ders çalışabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Tabii planlı olun. Hani burada en önemli şey planlı olmak, doğru çalışmak. Şimdi mesela ben size bir olay anlatayım. Mesela bazı arkadaşlar var, bir sürü kitap alıyor. Matematikten bir sürü kitabım var hocam, hepsini aldım. Ondan sonra işte sosyalden, Türkçeden, ama konuları hala yapamıyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaş? Arkadaş en sevdiği konu mesela ne? Üstü sayı mı?
Sadece üstü sayı çözüyor. Öbür kitaptan üstü sayı çiziyor. Öbür kitaptan üstü sayı çiziyor. Çözemediği soruları da kimseye sormuyor. Ondan sonra hatta bir deneme yapıyor mesela denemede ya da bir yazılı yapıyor kendine. Denemede yapamadığı soruları canı sıkılıyor, yırtıyor, atıyor. Şimdi bakın, bir çalışma yaptığınızda eğer yapamıyorsanız o size bir mesaj veriyor. Diyor ki, arkadaşım bak bu konuyu iyi bilmiyorsun. Bunu öğrenmen lazım diyor. Sen onu bilen bir kişiye sormazsan, öğretmenine sormazsan bu çalışma tamamlanmış olmaz. Yani onları yokmuş gibi davranarak siz başarılı bir öğrenci olamazsınız. Onun için yani çalışma yaparken alın bir kitabı, o kitaptan bütün soruları çözün. Çözemediğiniz soruları sahanızda, okulunuzdaki, dershanenizdeki ya da ne bileyim kursunuzdaki ya da abilerinize sorabilirsiniz. Ya da gerçekten takip ettiğiniz kanal, mesela bizim kanalımızda şöyle bir şey var. Ya çözemediğiniz soruyu atıyorsunuz bize. Biz size çözümünü atıyoruz şeyden, Instagram'dan. Böyle bir şey yapıyoruz. Mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Başka kanallar da bir sürü şey yapıyor. Onun için böyle bir sıcak bir şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlar ne diyorum? Toparlayayım. 8. sınıf öğrencileri rehavete kapılmayın arkadaşlar. Çünkü çalışma zamanı siz sene sonunda bir sınav olacak kesinlikle. İyi bir büyük bir okul istiyorsanız bu sınava gireceksiniz. Ve fark yaratmak da istiyorsanız bu günleri boşa geçirenle boşa geçirmeyen arkadaşlar fark yaratacaklar işte. Onun için bu günleri doğru değerlendirin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bize abone olun arkadaşlar. Bir de arkadaşlarınızla kanalımızı paylaşın. Kanal büyüyor ama daha da çok büyüsün. Görüşmek üzere.